Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni video incelemede daha birlikteyiz. Bu videoda Gigabyte'ın Aorus X570 Pro olarak isimlendirdiği anakartı inceleyeceğiz. Bu anakartta yer alan X570 yongası AMD'nin yeni 3000 serisi Ryzen işlemciyle birlikte duyuruldu ve en büyük özelliği PCIe Express 4.0 teknolojisine destek veriyor oluşu. Zaten anakarta genel olarak baktığımızda da en yeni nesil işlemciler ve kaslı oyuncu bilgisayarları için geliştirildiği her yerinden net bir şekilde anlaşılabiliyor. X570 yongasını taşıyan anakartlarda yeni görmeye başladığımız bir şey daha var. Uzun zaman önce unutmuştuk ama artık bu anakartlar aktif bir soğutma sistemiyle soğutuluyorlar. Anakart üzerinde birçok noktada kaslı soğutucuların olduğunu görüyoruz. Mesela güç fazlarını, güç ünitelerini soğutmak için de yine oldukça büyük ısı boruları desteklenen soğutma blokları yerleştirilmiş durumda. Bu anakart üstünde 12 artı 2 14 fazlı bir güç ünitesi işlemciyi destekliyor. Böylece mesela 39.50'yi bu anakartı takıp da hız aşıtmak istediğinizde anakart bunu besleyebilir mi, besleyemez mi? Bu konu düşünmenize gerek yok. Anakart hız aşıtma esnasında da en kaslı Ryzen işlemcileri güç olarak besleyebilecek şekilde dizayn edilmiş. 4 tane bellek slotu görüyoruz. PCIe Express slotlarına baktığımızda ise en üst tarafta X16 bir slotun hemen altında PCIe Express X1, Yine ekran kartı takabileceğimiz ve üstteki PCIe Express x16 slotu gibi zırhlanmış bir başka PCIe Express x16 slotu görüyoruz. Yine onun altına üstteki gibi bir x1 slotu konumlandırılmış ve en altta da x16 slotu görmekteyiz. Bu anakart üstünde ekran kartının denk geleceği slotlar Özellikle güçlendirilmişler ki, ağır ekran kartlarını taktığınızda PCIe Express slotuna bir şey olur mu olmaz mı düşünmeyin. Ek olarak M.2 slotlarının üstünde de devasa soğutucular konumlandırılmış durumda. Bu pasif soğutucular buraya takacağınız M.2 SSD'leri soğutmak için fazlasıyla yeterli olacaktır. Ek olarak belirtmekte yarar var. Videonun başında söyledim ama bu anakart üstündeki bütün M.2 slotları ve PCIe Express slotları PCIe Express 4.0 teknolojisini destekliyorlar. Böylece bu anakartı alıp PCIe Express 3.0 destekli donanımlarla kullansanız dahi geleceğe uygun, gelecekte çıkacak donanımlar için hali hazırda destek veren bir anakart oluyor. İleride çok daha hızlı bir M.2 SSD taktığınızda bu hızdan sonuna kadar faydalanabileceksiniz. Bunun altını çiziyorum tekrar ve tekrar. Yalnız anakartı kurup üst tarafa bir ekran kartı konumlandırdığınızda buradaki X1 slotunu kullanamaz hale geliyorsunuz. Bu aklınızda bulunsun. Eğer çok fazla PCIe Express slotlarını kullanan donanımlar varsa işte üst tarafa ekran kartı koyduğunuzda buradaki x1 gidecek. Yine çift slot yer kaplayan bir başka PCI Express x16 kartı kullandığınızda ya da buraya 4x bir kartla takabilirsiniz. Yine alt taraftaki x1 slotunu kullanamayacaksınız. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Bir anakart seçerken önemli konulardan bir tanesi sahip olduğu PCI Express portları ve tabii ki giriş çıkış unsurları oluyor. Şimdi giriş çıkıştan bahsettik. USB portlarına baktığımızda ilk olarak size arka plaketi göstereyim. Arka plaketi çevirdiğimizde burada hala hazırda tümleşik bir koruyucuyla geldiğini görüyoruz. Bu önemli. Çünkü diğer türlü anakartın kutusundan çıkan braketi kasanıza kendiniz montajlamanız gerekiyor ki uğraştıran bir süreç. Hani çok mu zor değil, imkansız mı değil hemen montajlayabiliyorsunuz braketi ama Böyle anakarta tümleşik gelmesi işimizi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Bunu söyleyebilirim. Giriş çıkış portları çok net bir şekilde belirtilmiş. Bakın mavi portlar USB 3.1 Gen 1 iken kırmızı portlar ve burada gördüğünüz tip C çıkışı USB 3.1 Gen 2 hızında haberleşiyor. Yani yeni nesil en hızlı USB'yi Kırmızı portlar ve Tip-C alabilirken diğerlerinden eski nesil USB 3.0 hızında haberleşebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir Gigabit Ethernet çıkışımız var. Intel'in yongasından yararlanıyor. Önemli Intel'in Ethernet yongaları. Klasmanında kendini kanıtlamış oldukça yüksek performanslar oyun oynarken falan buna dikkat edenler En azından burada yongayı söylemiş olalım. Optik ses çıkışını görüyoruz. Anakartların birçoğunda bunu terk edildiğini görmüştük. Çünkü yeni nesil ses sistemlerinde optik ses çıkışı artık gereken band width'i, band genişliğini sağlamadığı için üreticiler ilk başta çıkartmayı denediler ama baktılar ki eski ses sistemlerini kullanan kullanıcılar tekrar geri istiyorlar bu portu. Tekrar anakartlarının üstüne entegre etmiş durumdalar. Gigabyte ses konusunda titiz firmalardan bir tanesi. Özellikle ses çıkış anfisi kullanıyor ve profesyonel kulaklıkları bu anakartta kullanmak isterseniz eğer arka taraftan, arka taraftaki portlardan yüksek empedansı kulaklarınız için de yüksek sesle çıkış alabiliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. RGB hayatımızın değişmez parçalarından bir tanesi oldu. Anakart üstünde belli alanlarda RGB aydınlatmaya yer verilmiş. Aynı zamanda anakartın altında ekstra led şeritler içinde RGB led şerit çıkışları yer alıyor. Böylece kasanızı, masanızı anakartınız üstünden rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. USB port çıkışlarına baktığımızda alt tarafta yeterli sayıda Kasa içindeki dahili USB portları için giriş çıkışın yerleştirildiğini görüyoruz. Bu önemli detaylardan biri. Fan çıkışlarına, fan giriş çıkışlarına baktığımızda ise çok sayıda fan bağlantısı ilgili noktalarda, önemli noktalarda yer alıyor. Böylece çok rahat bir şekilde kasanızdaki fanları anakarta bağlayıp buradan da kontrol etmeye başlayabiliyorsunuz. Yine benim önemsediğim konulardan biri bazı üreticiler ne yazık ki bu fan giriş çıkışlarını dağıtmak yine tek bir noktaya topluyorlar. Bu da kasa kurulumlarına zorluk çıkartan konulardan biri olabiliyor. SATA portlarına baktığımızda hemen üzerinde 6 adet SATA portunun konumlandırıldığını görüyoruz. Günümüz oyuncu sistemleri için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün. Güç girişleri olarak bir tane 8 8000, bir tane ekstra 4000 güç girişi konumlandırılmış. Ayrıca standart ATX güç bağlantısı da yine bulunması gereken noktada bulunuyor. Bu anakart üzerinde BIOS flashlama konusunda kullanıcılara elden gelen maksimum kolaylık sağlanmaya çalışılmış. Şöyle ki diyelim ki BIOS flashlarken bir sorun oluştu ya da hız aşıtma dilemenizden bir tanesinde şu anda anakart üstüne yüklü olan BIOS'u kaybettiniz. Tekrar anakartınıza bir BIOS atmanız lazım ama açamıyorsunuz. Ya da yeni nesil bir işlemci aldınız. O anki BIOS'unuz bunu desteklemiyor. Oldu öyle bir şey. BIOS güncelleyeceksiniz. Ana kartı çalıştırmadan, BIOS'a girmeden ya da işletim sistemini çalıştırmadan BIOS güncellemesi yapabiliyorsunuz. Burada bir tane beyaz USB portu var. BIOS dosyasını internetten indiriyorsunuz, zıplı bir şekilde USB'ye koyup buraya koyuyorsunuz ve anakart üstündeki BIOS flash butonuna basarak direkt olarak BIOS'un flashlanmasını buradan sağlayabiliyorsunuz. Anakart üreticilerinin bu tip kolaylıklar sağlaması önemli. Böylece hani teknik servise götürmeye gerek kalmadan anakartınızın işlevlerini siz evinizde en azından bu tip böyle hani BIOS yüklemeyi de benzeri işlerde halledebilirsiniz. Anakartı çalıştırıp baktığımızda BIOS'un oldukça temiz bir dizayna sahip olduğunu görüyoruz. Gerçekten BIOS konusu önemli. İşi bilmeyen bir insan bile en azından işte boot sürücüleri nereden seçecek, fanları nereden ayarlıyor, bellek hızlarını nereden set edebiliyor bunu anlayabilmesi lazım. Kolay modunda girdiğinizde işlemci sıcaklığını, fan dönüş hızlarını falan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki bellek hızlarını da yine hızlıca buradan ayarlayabiliyorsunuz. Fan yönetimi çok detaylı bir şekilde yapılmış. Beğendim. Hızlı bir şekilde kasanızdaki tüm fanların ses seviyelerini hangi sıcaklıkta ne kadar döneceğini BIOS üstünden ayarlayabiliyorsunuz. Gelişmiş moda geçtiğinizde de bütün hız ışırtma seçenekleri, bütün ince ayarlar elinizin altında. Hatta kasanız kapandığında yani güç tuşuna basıp sisteminizi kapattığınızda led şeritlerin yanmaya devam edip etmeyeceğine kadar ince detayları BIOS üstünden ayarlayıp kayıt altına alabiliyorsunuz, profiller oluşturabiliyorsunuz ve çeşitli hızıştırma profillerini yine BIOS'a geçip tek bir tıkla aktif etmeniz, çalıştırmanız mümkün hale getirilmiş. AMD'nin yeni Ryzen işlemcileri Özellikle oyun performansı konusunda yeterliliklerini kanıtladılar ve fiyat performans seviyeleriyle şu anda oyuncu sistemlerinde en çok tercih eden işlemciler platformlar haline aldılar. Eğer özellikle işte 3 39 0 3950 Ryzen işlemcilerle üst seviye bir oyuncu sistemi kurmak istiyorsanız Gigabyte'ın Aorus X570 Pro'su sahip olduğu özellikler, dayanıklılığı, üstündeki komponentlerin seçilirken daha kaliteli komponentlerden seçilmesi, özellikle anakartın esnemeye karşı dahi korunma altına alınmış olmasıyla hani uzun süre dayanacak, uzun süre kullanacağınız bir oyuncu sisteminde göz önünde bulundurmanız gereken, en azından seçenekleriniz arasında değerlendirmeniz gereken anakartlardan bir tanesi olmuş. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu videoda hem anakartın özelliklerini sizlere hızlıca aktarmak, hem de en azından alacaklara BIOS'ta nasıl bir görüntü var, çalışırken nasıl bir görsel sunuyor bunları göstermek istedik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.